Ahşan. Çok teşekkürler. Evet, bakalım neler söyleyecek jüri üyelerimiz. Kimle başlayalım? Metin abicim. Çok teşekkür ederim Lahcan'cığım. Bizi gerçekten mutlu ettin. Mükemmel bir yorum. Her şey yerinde. Baskılar fevkalade. Harika bir sesi yorum geldi. Sesi çok doğru kullandın. Aklına. Bizi de sevindirdin. Ben 10 veriyorum. 10 geldi. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Sahne plastiği açısından 8 vereceğim. İstersen bir şeyler söyleyeyim. İlk gelişinde kadınsı olmayan bir delikanlı tavırla geliyorsun. Yani şimdi birini oradan yakalayıp indirecek gibi hissediyorum. Onu bir daha yumuşat lütfen. Bir de tabii bu Ale İspanyol bir şey. İspanyol dansı yapmak lazımdı. Başka bir şeyler yaptın sen. O da iki notunu götürdü. Teşekkür ederim. Teşekkürler çok teşekkür Metin abicim. Sağ olun. Sağ olun. Gülben Hanım. Rahşan çok güzel okudun. Tabii her hafta sesinin güzelliğini mutlaka söylüyoruz sana. Çok güzel ve çok güçlü bir sesin var. Elbisenle ilgili bir yorumum. Şu kemer tabii kısa, bütün elbiseyi dönseymiş ya da hayır karnındaki biraz da karnını fazla gösteriyor. Bu kıyafet senin değil. Benim aslında. Öyle İzmir'den mi? Özel olarak geldi bana bu kıyafetler. Yani ben sana o öbür giydiğin tavırdaki kıyafetleri daha bol bol olanları sana daha çok yakıştırıyorum. Bir de geçen hafta bahsettiğimiz konuyla ilgili bir şey sormak istiyorum sana. Abini aradın mı? Aradım. Gerçekten barıştınız mı? Barıştık. Çok güzel. Bravo. Yan yana geldiniz mi telefonda mı? Yan yana da gelmek istiyoruz bayramda. İnşallah. Telefonla barıştık evet. İyi, çok sevindim. Metin abinin söylediği tavır çok doğru. Merdivenlerden inerken böyle birine kızgınmış gibi indin. O senin elinden bana çok yakışmıyor ama şarkıdaki yorumun çok güzeldi. Ben de 9-9 veriyorum sana. 9-9 da Gülben Ergen'den geldi. Armağan'cığım. Çok keyifli şarkı söylüyorsunuz. Bu sahnedeki Işın Karaca tavrından bence biraz vazgeçmek gerekiyor. Çok seyretmişsiniz. Herhalde şöyle düşündünüz. Cüssesi cüsseme yakın o var. Bu sahnede ne yapıyor ben bir bakayım. Onun gibi de öyle yapayım. İşte öyle olunca. Peki Işın Karaca değil de Zerrin Özer. Yani böyle bir bakılmış o hani çeşitli insanlara ne yapılıyor diye. Hani ben de kendime bir yol bulayım belli ki. Onun altına yatana ama böyle ışın öyle çıkar sahneye efe efe. Ben onların etkisini gördüm açıkçası böyle daha sert. Belki de Metin abinin söylediği hani daha kadınsı bir tavır. Belki de kilolarınızdan dolayı kendinize kadınsı tavrı çok yakıştırmadığınız için böyle bir şeyi tercih ediyorsunuz gibi geldi bana mesela. Yok o biraz da erkek çocuğu gibi büyümekle ilgisi var sanıyorum. Ha öyle. Evet. Mesela şimdi konuşurken de genelde aile tavrı var. Yani mesela öyle ağız böyle o genelde biraz erkek çocuğu gibi büyümekle. Arkadaşlarım bile hep erkek oldu. Yani çok fazla evcilik oynadığımı söyleyemem ama araba kullanmayı seviyorum. En azından o tarz şeylerden hoşlanıyordum çocukluğumda bile. Herhalde ondan kaynaklanıyordur. Biraz kavgacı bir tipim vardı. Ve şey olmuş doğal seleksiyon. Her an kapatacak gibi. Evet direkt. Bir de belki de şey hani bu gece çalışma hayatından dolayı insan belki de biraz... Koruma içgüdüsü de olabilir evet. O. Evet. Belki haklısınız. De biraz maskülenleşiyor giderek hani kendimi koruyayım aman kimse şimdi bana burada hani kötü bakmasın, yan bakmasın da insanı giderek belki de maskülenleştiren bir şeydir. Ne kadar kadınsı olursanız o kadar seksi diyorlar. O yüzden de biraz herhalde tavırlarım ondan dolayı da sert olabilir. İşte dediğim gibi çocukluktan gelen de bir ama şey ama böyle var. Mutluysanız bu da bir tavırdır yani sonuçta. Ve bence akılda kalan bir tavırdır. Çok rahatsız değilim açıkçası. Evet ama kilolarınızdan rahatsız olun bence bir miktar. Evet. Onlardan çok rahatsızım. Ama sizden taktikler almak istiyorum lütfen. Daha önce kilolu olduğunuzu biliyorum. Resimlerinizi görmüştüm. Evet. Lütfen bana da bir taktik verin ki ben de zayıflayayım. Şu sahneye yakışır bir hale geleyim. Yemek yiyeceksiniz öncelikle söyleyeyim. Eğer aç kalarak sadece salata yiyerek filan bir diyet yapıyorsanız hayatınız boyunca zayıflayamazsınız. Doğru yemek yemeyi öğreneceksiniz, tartarak yemek yiyeceksiniz, gramla yiyeceksiniz ama her şeyden yiyeceksiniz. Ben öyle yaşıyorum. Peki, teşekkürler. Teknik olarak 10 veriyorum, artistik olarak da 8. 10 ve 8, çok, çok güzel puanlar. Ve Bülent Ersoy'dan bakalım nasıl puanlar gelecek, yorumlar gelecek. Karnım acıktı. Metin, karnım acıktı. Yavrumun şekeri düştü.
etli. Hakikaten bu hafta mantı gelecekti sizden. Ne oldu mantı? Sizden bana ne geldi? Ama siz söz verdiniz geçen hafta. Bunlar da habire birebir ve bana onu getir bunu götür ayo. Sen ne getirdin bana? Ne istiyorsunuz haftaya? Hemen. Haftaya kadar ben yaşayacak mıyım acaba? Allah korusun. Size ben bol şekerli bir barbunya fasulyesi yapayım. Barbunya çok tamam. Bol soğanlı olacak. Tamam, tamam. 2 kilo soğan konacak içine. 2 kilo mu? Tabii. Soğandan yenmez. Zeytinyağlıya çok soğan konur. Öyle değil mi ayol? Kesin öyledir, çok doğru. Bizim zeytinyağlarımız çok güzeldir hocam. İzmir'in çok evet, bilirim. Evet, çok güzeldir. Annem de çok güzel yapar. Bilirim. Acıktık vallahi ya. Evet. Ben de birden acıktım. Çok. Yani. Karnım aç. Etli dolma istiyorum, sarma. Acı, biberli. Değerli. İlgililere duyurulur. Nerede ilgili, kim var? Efendim, ben ne diyeceğim şimdi? Rahşan'a yorum yapacağız. Hayır, Rahşan'a karnım aç dedim, evet. Peki. Rahşan çok iyi okuyor canım. Çok muhteşem. Ne yani, güzel, ne güzel. Öyle böyle değil, böyle bir kadın sesi, böyle yani gözüne gözüne basan bir Nilüfer de böyledir ya, o da eşek, ne güzel okur. Nasıl tabii okur? Kesinlikle. Yani öyle bir basar seslere, efendim, siz de çok iyi okudunuz. Size okuyuşunuzdan ötürü 10 veriyorum. 10 geldi Bülent Ersoy'dan. Katıksız bir 10 yani. Katıksız, hiç düşünmeksizin bir 10. Ve efendim çok güzel okudunuz o kesmeyi falan. Dersteki gibi aynen fevkalade başardınız. Tabii kıyafet, sahnedeki duruş da onlar düzelecek işler. Düzelir. Yaparsınız haftaya inşallah iyi olur. Bu kadar güzel bir performanstan sonra ona da 8 veriyorum. 10 ve 8 çok güzel puanlar bunlar. Çok teşekkür ediyoruz. Son yarışmacımızdı Rahşan. Ben Bülent Hanım özellikle bu hafta gidip yarışmacılarımızla ilgilendiğiniz için de ben size özellikle çok teşekkür ediyorum. Hocam, çok yararlanmışlar belli oluyor yarışmacılarımız. Sağ olun. Evet Rahşan. Efendim bu güzel kıyafet için modacı Semra ablama çok teşekkürler ediyorum. İzmir'deki dostlarıma çok selam gönderiyorum. Özellikle kankim Nihat'a, Yasin'e, anneme bir de oğluma çok selamlar gönderiyorum. Çok teşekkürler. 102 yazıp 34.50'ye gönderebilirsiniz. Saygılar sunuyorum. Çok mersi. Teşekkürler Rahşan. Değerli izleyiciler, Rahşan gecenin son yarışmacısıydı ve son yarışmacıların her zaman başına geldiği gibi çok geç bir saatte sahneye çıkmış oldu. Bu bir bazen dezavantaj olabiliyor. Eğer Rahşan'ı destekliyorsanız özel bir özen gösterebilirsiniz. Şimdi bir ara vereceğiz. Kısa bir aradan sonra sonuçlarla beraber olacağız. Görüşmek üzere.